2010 yılında ben bir daire aldım. Evim de yoktu o zaman. Hı hı. Ee, müteahhitle anlaştığım e, e, taksitler 750 lira civarındaydı. Fakat o arada ben e, Azerbaycan'a gittim ve taksitlerin normalin üstünde ödedim. Yani bir de 2 üç hatta 4 milyar taksit ödedim. Evet. Fakat ben daha oradayken müteahhitle görüşmemde dedi ki sen e, bankadan bankadan kredi almazsan ben e, daireni satacağım dedi. Herkesten alıyorum sen de alacaksın vereceksin ama bizim anlaşmamızda öyle bir şey yoktu. Siz müteahhit üzerinden vadeli satış yapmıştınız. Aynen, aynen öyle ama yani bir sözlerimizde şey böyle bir şey yoktu. Anladım. Fakat sonradan bunu bana böyle yükledi. Ondan sonra ben de mecbur kaldım. Tabii herkes, bütün üyeler almıştı Hı -hı. ve ben de aldım. 30 milyar lira para aldım, e, kredi aldım. Bunun için e, benim evimde olmadığı için, ilk evimde olduğu için ben de mecbur kaldım, aldım. Benim için bir e, şey var mı? Yani bu faiz konusunda benim biraz tereddütüm var. E, üzülüyorum. Soralım. Hocamdan Bey. rica edeyim. Peki soralım efendim. Bakalım ne diyecek hocam. Kolaylıklar diliyorum. Konya'ya selam olsun. Bugün geçtiğimiz programlarda ilk ev için faizli kredi kullanılır mı diye bir soru cevaplandırmışsınız hocam. Ben de böyle eski programları karıştırırken oradan denk gelmiştim. Şimdi izleyicimiz özellikle ilk ev vurgusunu da yaptı ya bu konuyu baştan sona bir şöyle izah etsek isabet evet. kaydederiz inşallah. Ee, şimdi değerli kardeşim İslam'da faiz kesin olarak haramdır. Yani kıyamet alametlerinden bir tanesi de faizin yaygınlaşmasıdır. Ee, yani biz kurul olarak hiçbir zaman faize bir kılıp bulmaya bugüne kadar uğraşmadık, uğraşmayacağız da. Allah izin fırsat verirse. İnşallah. Dilimiz döndükçe faizin haram olduğunu anlatmaya çalışacağız. Kurulumuz bu konuda net bir şekilde şunu söyler ve der ki. Hangi tür kredi olur olsun, bu ister ihtiyaç kredisi, ister ev kredisi, ister araba kredisi, hangi tür kredi olursa olsun, hı hı. kredilerin faizli kredilerin faizi baştan belirlenmiş zaten o demektir faizli kredi, borç demektir kredi. Yani faizi borçların tamamı haramdır, caiz değildir. Rabbim bizleri affeylesin. Haram işlemiş isek tövbe, etmek, tövbe yolu açıktır. Ve Allah e, tövbeden günah, kullarının günahını da her zaman bağışlar. Bunu da çok iyi biliyoruz. E, bu evin, bu arabanın ilk olup olmaması arasında hiçbir fark yoktur. Eyvallah. Böyle bir bilgi var piyasada ve bunun da diyanetin görüşü olduğu söylenir. Diyanetin böyle bir görüşü yoktur. Yani ilk evini alacak kişi faizli kredi alabilir gibi bir görüş var. Böyle bir söylenti var. Diyanetin, Din İşle Yüksek Kurulu'nun böyle bir görüşü net bir şekilde yoktur değerli kardeşim. Bu araba için de geçerlidir. Ya da kişinin kirada oturup oturmaması arasında da bir fark yoktur. Yani kişi kirada oturuyor diye faizli kredi alamaz. Böyle bir şey de yoktur. Ee, ya da efendim e, yani alınan kredinin enflasyonun altında olup olmayacağı e, da önemli değildir. Yani efendim enflasyonun altında kalırsa üstünde kalırsa faiz çift taraflıdır. Yani alan da faize girmiş olabilir veren de Eyvallah. negatifi vardır pozitif vardır. Bir taraf pozitif olursa diğer taraf negatiftedir. Diğer veya bu tam yer değiştirir. İkisi de eşitse zaten e, tam e, demek ki orada bir faiz durumu yok. Fakat buradaki esas sıkıntı e, toplumumuzun efendim benim ilk evim, ilk arabam e, ya da kirada oturuyorum şeklinde kendisine bir mazeret uydurmasıdır. E, buna dikkat etmemiz gerekir bir. Kardeşimizin sorusuna gelirsek müteahhidin alacaksın demesi bizim için geçerli bir sebep değildir. Yani müteahhit demiş olabilir. Yapacak bir şey yok. O satar, başka ev gelir, başka ev satılır, daha başka bir ev gelir. Ee, sözümüzü şöyle bağlamak istiyorum. Peki bu kardeşimiz diyor ki ben bir şekilde faize girdim ve bu evimi aldım. Burada hocam özür dileyerek bir şey soracağım. Şimdi Yusuf Bey'in niyeti halis Baştan böyle bir taksitli alışveriş akti gerçekleştirmişler ya, sonradan müteahhit o veya bu sebeple bu akti bozmuş ve geri kalan tutarı peşin olarak istemiş. Burada akitlerimizi tutmanın da önemine lütfen değinir misiniz? E, tabii ki biraz önceki sözümü bitireyim, ondan sonra hocam, oraya döneyim. E, özellikle e, durum şu, diyelim ki bu kardeşimiz Yusuf kardeşimiz e, faize girdi bir şekilde. Hı hı ve aldı götürdü evini de aldı şimdi insanların kafasında şöyle bir şey var O zaman ben bu evde oturabilir miyim bu ev faizli alındı değerli kardeşim Elbette ki o evde oturabilirsin o evde oturmanda herhangi bir sakınca yok Sen o evi e, alırken bankaya faiz ödedim Bilakis cebinden fazla para çıktı yani normalinden fazla ödedin Sen normalde o evi kendin eğer o müteahhit anlaşmayı devam ettirseydi belki daha ucuz olacak zaten daha ucuza veya pahalı hiç önemli değil ama normal meşru şartlar içinde tamamlayacaktın ama bir şekilde e, faize girdin cebinden fazla bir para çıktı kişinin buradaki günahı sorumluluğu efendim e, faiz alana e, sebep olmaktır yani Faiz e, efendim borcu ödeyen için. Ondan dolayı bu noktada Rabbimize e, tövbe etmemiz lazım, affımızı dilememiz lazım. Ya Rabbi bizi bağışla dememiz lazım. Yoksa o ev onun için e, yani evidir. Herhangi bir e, problem yoktur, bir sıkıntısı yoktur. E, çünkü bunun cebinden para çıkmıştır. Mesela sadece faize bulaşmış olmuş. Faize bulaşmış olmasıdır. O noktada tövbe <laughs> edecektir. Etta'ibu mine zembi kemen la zembeleh Gerçek manada pişman olarak Hulusi kalbiyle Efendim Rabbine yönelerek tövbe eden Sanki hiç günah işlememiş gibidir e Hadis-i şerifi e icabınca Allah'ın izniyle Rabbim onun tövbesini kabul edecektir İnşallah. Sizin sorunuza gelince ne buyuruyor Yüce Rabbimiz Ya eyhullezine amenu bil okut Ey iman edenler Maide suresinin başında akitlerinize e, vefa gösterin. Akitlerinizi tam yapın. Zaten orada bir problem var. E, bu bir hukuki kuraldır. Hiçbir kişi çift taraflı yapılan bir akdi tek taraflı olarak fesedemez. Yani o müteahhit yapılan bu akdi feshedemez. E, ama bu zorlamıştır işte getir yok şudur budur. E, ne olur olsun bizim... E, istikametten ayrılmamamız gerekir. E, o kişilerin de tarafların da akitlere e, efendim sözleşmelere sadık kalması gerekir. E, zaten e, toplumun problem yaşamasının en büyük sıkıntılarından bir tanesi de sözleşmelere, akitlere sözümüze e, uymamamız. Maalesef. E, sözümüzün eri olmamamız. Rabbim hepimizi sözümüzün eri eylesin inşallah. Amin hocam. Allah razı olsun.